Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve balkonuma çiçeklerime hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Bugün sizlere şu güzellerimle geldim. E, bu güzeller e, görüyorsunuz kalan şolar arkadaşlar. Arkada bak yılbaşı çiçeğim var. Burada da küpelerim var. Bakın tomurcuk içinde olmuşlar artık arkadaşlar. Bayağı bir yaptığımız şeyler birlikte çok işe yarıyor arkadaşlar. Her videoda gösteriyorum size. Bakın bunun da her dalında böyle böyle güzel güzel tomurcukları geliyor arkadaşlar. Bakın beni de çok mutlu ediyorlar. Bugün sizlere bir önerim var. Siz de yapın derim gerçekten ben yaptım ve sizlere de göstermek istiyorum. Bu güzeller yaz boyunca daha çok yazdan sıcaktan havanın hava şartlarından çok fazla etkilenen çiçekleri arkadaşlar görüyorsunuz kalan şolarımı beni bunları birlikte ekmiştik almıştım arkadaşlar bu güzellerde benim güzelleri böyle birkaç tanesini getirdim size göstermek için. Onlara şimdi onları hastalanmaması için onların böyle bazı zararlılardan kendilerini koruyabilmeleri için ve aynı zamanda kökten yaprağa uca çiçeği kendilerini beslemeleri için size çok güzel bir şeyle geldim arkadaşlar. Hem bir kür hem bir ilaç bu yalnız bu kürü şeyle yapacaksınız. Ayda bir yapacaksınız. Ayda bir üç gün, üç gün hemen yapacaksınız. Her ay yapabilirsiniz. Çiçekler elleriniz bunları verirseniz hem hastalanmayacak hem de kökleri de beslenecek. Görüyorsunuz sarımsak arkadaşlar. Bunun için dört tane sarımsaktan faydalanacağız. Şöyle koyayım. Bakın dört tane sarımsak. Sarımsak antibiyotiktir aynı zamanda bir de böyle iki tane aspirin gördüğünüz gibi iki adet de aspirinden faydalanacağız arkadaşlar bu arada bir de tarçınımız mevcut görüyorsunuz benim her çiçeğimde tarçın vardır biliyorsunuz onu her ektiğimde tarçın kahve yumurta kabuğu hep eklerim ama eklemeyenler için de bunu bahsedeceğim arkadaşlar bu kürü verirken bu ilacı bu zirai ilaç değil kendi evimizde yaptığımız hastalanmaması için hastalandıktan sonra bunları kurtarmak o kadar zor oluyor hem bizim için zor hem çiçek için zor o yüzden arkadaşlar size anlatmak istiyorum şöyle ben akşamdan hazırladım bir, bir gece önceden hazırlamak gerekiyor şöyle dört tane şeyi sarımsak e, şeyini tanesi 4 tanecik hemen şöyle sarımsağı onları güzel şey yaptım şuraya hazırladım arkadaşlar 1 litre suya 1 litre suya hazırladım onu ben görüyorsunuz bakın çünkü bir gece beklemesi lazım içine de 2 tane böyle aspirin attım çeşme suyuna dinlendirilmiş şöyle 1 litre çeşme suyunu arkadaşlar göstereyim tam 1 litre şöyle zaten şurada bak tam 1 litre su arkadaşlar 2 tane de aspirin atıyorum attım içine 4 tane de sarımsağı doğradım bir gece beklettim bunun o kadar çok faydası var ki inanın hiçbir çiçeğiniz hiç hastalanmayacak Ben bunu her yıl ayda bir yapıyorum her sene baharda şimdi başlayın bak Nisan girecek çünkü bak küpeliler görüyorsunuz o kadar çok hasta oluyorlar ki hemen un bitine yakalanıyorlar. Mantar hastalığı oluyor. Sineklenme beyaz sinekler uçuşuyor. O yüzden bak bunları böyle bunu yaparsanız sizin için çok daha iyi olacak arkadaşlar. Doğradım ben bunları içine. Bakın böyle doğradım. İçinde zaten şeyler. Ben karıştırayım. Ee, içine koydum. Bir gece beklettim. Üstünde kapatım böyle üstünü kapalı şekilde bekletin. Aynı zamanda siz tarçın koymuyorsanız bunu nasıl kullanılacak? Ayda bir kere yapıyorsunuz. Ayda bir kere üç kez. Ayda bir kere. Mesela şöyle iş tarçın koymuyorsanız arkadaşlar, bak koymadıysanız benim var ama bak gösteriyorum size. Böyle tarçın sepeceksiniz tarçının ne kadar bakterileri öldürdüğünü göreceksiniz. Ben hemen şöyle üstüne e, çay kaşığının hemen ucuyla böyle döküyorsunuz arkadaşlar. Benimkinde var. Ben her şeyime bir yemek kaşığı kadar tarçın sepiyorum arkadaşlar kahve ile birlikte. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. Böyle azar azar da köklerine doğru onları vereceksiniz. Şu şu görüyorsunuz. İsterseniz süzebilirsiniz de. Şöyle bunun o kadar yararı var ki hem kökten uca besliyor yapraklarını hem de hem de hastalıklardan koruyor. Bunlar unlu bit'e çok yakalanıyorlar. Küpeliler de bakın şöyle gördüğünüz yılbaşı çiçeği de arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği de aynı şekilde hastalanıyor arkadaşlar. Size ben söyleyeyim dedim şöyle göstereyim. Aynısını ben yaptım ve çok memnunum. Hiç de benim böyle hastalanmaz çiçeklerim hiç görmedim. Çok nadir. Çok nadir. O da hemen böyle hafife geçer. Hiç hasta olduklarını görmedim. Şöyle ben buna da koyayım tarçın. Size göstermek amaçlı koyuyorum arkadaşlar. Ona da hemen böyle dökeceğim kenarından. Şöyle aynısını şeye de yapabilirsiniz. Orkidelerinize de Orkideler de çok hasta oluyorlar. Mantar hastalığına yakalanıyorlar arkadaşlar. Böyle yaparsanız inanın bak bu besliyor. Ben yaptım bir hafta önce. Bakın hemen bak. Bakın bu sarımsak ve aspirin çok çok işe yarıyor arkadaşlar. Gördün şu 4 sarımsak 1 litre suya. Ben size göstermelik yaptım. Ben daha fazla yaptım arkadaşlar. Şöyle bir şey size göstermek için yaptım. Bir de eee üç ayda bir kere diyorum. Ay içinde 3 kere e, yapıyorsunuz. İşte toprak kuruduktan sonra bakın bakın böyle bir fısfıs şişesi. Görüyorsunuz bu fısfıs şişesini ne yapacağız diyorsunuz? Bunu da şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da ben tek elimle açmaya çalışıyorum. Bunu da hemen böyle içine dolduracağız. Şöyle bakın. Bunu da yapraklarına, dallarına, yapraklarına. Ben bir şişe yaptım kendim. Onu bütün çiçeklerinize. Ama en çok şimdi bunlar hasta oluyor ya. O yüzden ben sizlere bunları getirmek istedim. En çok bunlar daha çok kapıyor. Mesela şöyle göstereyim. Şöyle bir dallarına. Bakın. Bakın şöyle dallarına. Dallarına çok böyle çiçeklerine yaprak şeylerine getirmeden. Bakın böyle dal kısımlarına şöyle e, sıkabilirsiniz bakın böyle Hah. kök kısımlarına böyle buna buna da verin bu çiçeksiz de verin Arkadaşlar bu hiç hasta olmuyorlar böyle hasta olmadan e, geçirsinler hem beslensinler hem de böyle hasta olmadan size bol bol çiçek versinler arkadaşlar. Çok basit. Bu tarçını da hiç unutmayın arkadaşlar. Her seferinde her seferinde bu tarçını koyun. Şeylerinize de verin. İşte orkidelerinize de verin. Diğer çiçeklerinize de fıs ama sabah sabah erken bir saatte şöyle fıs fıs şişesine koyup ben dün sabah kalktım hava çok güzeldi. Bugün sabah da güzeldi ama Bugün biraz yağmur yağdı. Birkaç gün önce de bir dolu yağdı. İnanın şey gibi zeytin tanesi gibi yağdı. Gene mahvetti benim çiçeklerimi. Bakın hep yapraklar ne biçim delik delik. Ben onların gözlerine bakıyorum. Ne yapacaksın artık? Havanın azizliği. Size de böyle söylemek istedim arkadaşlar. Gerçekten çok basit evde olan bir şeylerle hemen deneyin derim. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.